Evet, söyleşilerimize devam ediyoruz Ramazan boyunca. Esenyurt'un değişik muhitlerinde, değişik semtlerinde olacağız. Bugün de İncirtepe Mahallesi'ndeyiz. Biraz sonra İncirtepe Mahallesi muhtarıyla da görüşlerini almak üzere içeri gireceğiz. Evet, Esenyurt Muhtarlar Dernek Başkanı ve İncirtepe Mahalle Muhtarı Sayın Ahmet Kuzun'la beraberiz. Merhaba efendim, hayırlısı olsun bu arada. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ismim Ahmet Kuzgun. Esenyurt Muhtarlar Dernek Başkanıyım ve aynı zamanda Esenyurt İncirtepe Mahalle Muhtarıyım. Nasıl gidiyor efendim çalışmalar? Seçimler bitti, artık kazandınız. Nasıl gidiyor çalışmalar şu an? Seçimler bitti, evet. Seçim telaşını atlattık şu anda da. Mahallemizde, kaldığımız yerde hizmetlerimize devam ediyoruz. Herhangi bir sıkıntımız da yok şu anda. Evet, mahallemizin hiçbir eksiği noksanı yok mu? Ya da bir yeni belediye başkanından mahalle için bir beklentilerimiz var mı? Ya tabii ki mahallelerde sorun yok demek doğru değil. Mahallede sorun bitmez. Biri biter, biri başlar. Şu anda ciddi anlamda böyle bir sorunumuz yok. Yeni gelen belediye başkanımız da şu anda hizmetlerine devam ediyor. Şu anda bir sıkıntımız yok. Yani belediyeyle alakalı da bir sıkıntımız yok şu anda. Efendim peki dar gelirli vatandaşlarımız var biliyorsunuz. Onlara yardımlar oluyor muhtarlıklardan, belediyelerden. Bu konuda neler var şu anda? Vatandaşlarımıza bilgi verebileceğimiz neler var? Efendim şu anda bizim yeni gelen belediye başkanımız sağ olsun yeni bir çalışma başlattı. Mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerinin listesini bizde istedi. Biz de mahallemizdeki olan ihtiyaç sahiplerinin listesini belediyemize verdik. Belediyemiz de onun üzerine bir çalışmasını yaptı. Şu anda Eskart diye bir kart veriliyor ihtiyaç sahiplerine. Onların hesabına da bir para yatırılıyor. Onlar da gidip alışverişini yapacaklar. Benim de maksimum 200 gibi bir liste verdim. Onlar da şu anda kısmen paraları yattı. Alışverişlerini yaptılar. Kısmen de yatacak. Şu anda güzel bir çalışma oldu yani bu sene. Böylece ihtiyaç sahiplerine ulaşmış olduk. Ayrıca da iş adamlarımız, zengin vatandaşlarımız da hayır sahiplerimiz de bizim üzerimizde ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyorlar. Biz de onlara aracı oluyoruz. İhtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Peki o zaman aynı zamanda bu iş adamlarımıza da bir mesaj gönderelim. İhtiyaç sahipleri ve dar gelirli vatandaşlarımıza yardım konusunda. Tabii ki yani bunu böyle bilmek lazım. Bütün fakirin yoksulun malının malı zengin malının içerisindedir diyelim. Yani bu zekatımızı vermemiz gerekiyor. Gerçekten çok da ihtiyaç sahiplerimiz var. Mahallelerimize çok ihtiyaç sahiplerimiz var. Onun için de her yıl çok oluyor da bu sene biraz az oldu. Bu sene bakıyorum geçen senelerde gelip bize hani 3-5 tane yoksul fakir aile verin de yardım edeceğiz diyenler bu sene yok. Onlar da sanırım zor durumdalar. İhtiyaç sahiplerine ulaşmak lazım. Bu zenginlerimize de bu böyle şöyle söyleyelim. Fakir yoksullara sahip çıksınlar, ihtiyaç sahiplerine ulaşsınlar. Peki efendim, dar gelirli vatandaşlarımız bu gibi imkanlardan faydalanmak için neler yapmalı? Bu konuda bilgi alabilir miyiz? Bize geliyorlar genellikle de. Zaten bize geliyorlar. Biz de bunların işte kaymakamlığa, Büyükşehir Belediyesi'ne, mevcut Esenyurt Belediyesi'ne yönlendiriyoruz. Telefonları bizde var. Adreslerini zaten biliyoruz. Bize gelirlerse biz bunların her şeyi bizde mevcut. İhtiyaç sahiplerine zenginlerimize veriyoruz onların telefonlarını, adreslerini. Onlar da ulaşabiliyorlar. Ya da gelseler bizim üzerimize de ulaşabilirler. Bu şekilde çalışmalarımız var. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Teşekkür ediyorum.